Merhaba, Geniş Açı ile karşınızdayız. Bugün Geniş Açı'da selleri, taşkınları konuşacağız. Aslında memleketin yurdun dört bir yanında son bir haftadır yağışlar var, yoğun yağışlar var. Ancak özellikle Batı Karadeniz'de sağanak şeklinde yağışlar görüyoruz ve bu sağanaklar taşkınlara ve işte aslında geçen seneden de takip ettiğimiz özellikle Kastamonu'da da sellere neden oldu. Büyük hasarlar var. Bu sene maddi kayıplar çok ama geçen seneki gibi en azından şimdilik can kayıpları korkulacak düzeyde değil. Ama ne oluyor, ne bitiyor? Geçen seneden bu yana hiç mi bir şey değişmedi Kastamonu açısından? Biraz bugün bunları anlamaya çalışacağız. Evet, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı bölgede. Kendisi geçen senede bu durumu yakından takip etmişti. Bu senede Kastamonu'da taşkın yaşandığı andan itibaren bölgede kendisiyle görüşeceğiz. Neler gördü, neler oldu? Bir rapor da hazırlamışlardı geçen sene. O raporun durumu bugün açısından nedir? Biraz bunları kendisine soracağız. Hasan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şimdi siz bölgedesiniz, teşekkür ederiz. Bölgedesiniz, bize biraz durumu aktarır mısınız? Nedir, ne oluyor orada? Tam bulunduğunuz yer neresidir? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Tüm Kastamonu'ya, Batı Karadeniz'e, Türkiye'ye geçmiş olsun. Yine bir sel felaketiyle karşı karşıyayız. Geçen sene 11 Ağustos'ta 2021'de çok ağır bedeller ödediğimiz bir sel yaşamıştık. Bu selden 320 gün sonra bu sene yine birkaç günlük yağış sonrası meydana gelen sellerle karşı karşıyayız. Ben şu anda Kastamonu'nun Azdava ilçesindeyim. Şu anda bulunduğum yer geçen sene selde yıkılan eski köprünün üzerinde bulunuyorum. Hemen sağ tarafımda yeni köprü Allah'tan yapılmış bitmiş durumda ama Kastamonu'nun birçok yerinde selden zarar gören yerlerde hala birçok şey, köprü, menfez ve yollar yapım aşamasında ya da yapılmamış şekilde duruyor. Geçen seneden bu seneye farkı şu, bu sene Allah'tan can kaybımız yok. Küre İkizciler köyünde ormanda çalışan bir vatandaşımızdan henüz haber alınamıyor. Onun dışında o bir kaybın dışında can kaybımız yok. Henüz ona da ulaşılmış değil. En büyük tesellimiz bu. Geçen sene şöyle bir uyarıda bulunmuştuk. Raporumuzda da yazmıştık. Bu tür doğa olaylarının giderek artacağını, erken uyarı sisteminin de önem kazandığını söylemiştik. Bu sene yağışların başladığı andan itibaren gerek meteoroloji, gerek valilik, gerek kaymakamlıkların, belediyelerin ve ilçe emniyet müdürlüklerinin yapmış oldukları erken uyarılar var. Bu uyarılar sayesinde hiçbir can kaybı yaşamadık. Bu en büyük tesellimiz. Tabii geçen seneden bu seneye vatandaş da çok daha fazla duyarlı ve bilinçli. En ufak bir yağmur yağdığında da kendi tedbirlerini alıyorlar. Durum şimdilik böyle. Evet. Peki ya şunu sormak istiyorum ben. Şimdi Hasan Bey, siz yıllardır Kastamonu'dasınız. Yani bu bir sürpriz mi? Evet. Dere yataklarının üstüne ev yapılması ve benzeri ve benzeri pek çok şey var zaten. Sizler de sık sık dikkat çekiyorsunuz buna. Yani bu sürpriz miydi? Neden buna önlem alınmıyor? Önlem alınabilir miydi? Şimdi durum şu. Batı Karadeniz tabii çok fazla yağış alan bir bölge. Batı Karadeniz içerisinde Kastamonu, Bartın, Sinop, bu havza yağışların çok fazla olduğu bir bölge. Ama esas itibariyle tabii dünya bir iklim krizi yaşıyor. Dünyanın yaşadığı iklim krizini en şiddetli şekilde yaşayan ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Belki de en şiddetlisini biz yaşıyoruz. Dünyayla bir kıyaslama şansım yok ama bunu neden söylüyorum? Son birkaç yılda büyük orman yangınları yaşandı. Son birkaç yıl içerisinde çok büyük sel felaketleri yaşandı. İklim krizinin en önemli sonuçlarından iki tanesi yangınlar ve yağışların artıp sele dönüşmesiydi. Bunu Kastamonu'da çok fazla iki yıldır yaşar hale geldik. Önlem alınamaz mıydı, tedbirler alınamaz mıydı? Bunu geçen seneki raporumuzda da belirttik. O günden bugüne 320 gün geçti. Bizim gördüğümüz tablo şu, 320 gün boyunca yapılan ufak tefek şeyler var ama asıl yapılması gerekenler, yapılması gereken yatırımların birçoğu yapılmamış durumda. Ya da halen yapım halinde olan yatırımlarda bu sel felaketini tekrar hasar görmüş durumda. Az önce Ağlı ilçesiyle Şenpazarı ilçesini birbirine bağlayan bir köprünün
yıkıldığını gördük. Oradaydık. Köprü geçen sene yıkılmış. Bu sene yapımı devam eden köprü bu sene yine yıkılmış. Yani aslında geçen seneden bu seneye 320 gün içerisinde çok büyük bir değişiklik yok. Bizim gördüğümüz tablo bu. Geçen sene 11 Ağustos'ta yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Kastamonu'da özellikle Bozkurt bölgesinde metrekareye 450 kilogram yağış düştüğü söylenmişti. Bu yağış miktarının çok fazla olduğu için bir sele maruz kaldığımız anlatılmıştı. Ama bu sene meteorolojinin yapmış olduğu açıklamaya baktığınızda bu sene de 100-120 kilogram civarında metrekareye yağmur düşmüş. Ama bu seneki manzara geçen seneki manzaradan çok daha kötü. Bir tek can kaybımız yok ama maddi hasara baktığınız zaman geçen senekinden daha fazla bir maddi hasarımız var. Yine aynı dereler taşmış, yine aynı yolları, aynı sel suları almış götürmüş, yine aynı menfezler patlamış, yıkılmış, yine aynı köprüler yıkılmış, yine aynı caddeleri sel suları basmış, yine aynı iş yerlerini, aynı apartmanların bodrumlarını sel suları basmış durumda. Yani geçen seneden bu seneye değişen çok da fazla bir şey yok. Gerekli önlemler alınmamış. Bir tek erken uyarı sistemi var hayata geçirilen. Bu felaketi yaşamamızın temel sebebi şu: bir iklim krizine karşı hazırlıklı değiliz. Bizim bir iklim krizine karşı mücadele ile ilgili herhangi bir planımız yok. Bununla ilgili önlemlerimizi almış değiliz. Zaten kentleşme ile ilgili sorunlarımız çok ağır. Bugünden yarına değil, son 40 yıldaki kentleşme serüvenimiz bizim bir facia. Tamamen rantın üzerine kurulmuş bir kentleşme hikayemiz var. Birçok ev, geçen sene gördüğünüz Bozkurt'ta, bu senedeki görüntüleri de gördünüz. Evler hep dere yataklarının üzerine yapılmış durumda. Şu anda Ağızlavay'da bulunduğum bölge de dere yatağının üzeri ve sağındaki solundaki yerleşim yerlerini de görüyorsunuz. Bir an önce Türkiye planlı ve rant odaklı kentleşmeden çıkıp planlı bir kentleşmeye doğru gitmek zorunda. Peki siz orada ve devamında aslında sonrasında da yetkililerle görüşebiliyor musunuz? Önerileriniz, yapabilecekleriniz dikkate alınıyor mu bir muhalefet milletvekili olarak? Biz hem yetkililerle hem kamuoyuyla fırsat buldukça önerilerimizi, çözüm önerilerimizi, sorunları tespit ettiğimiz sorunları paylaşıyoruz. Dikkate alınıyor mu? Hayır. Çünkü kendi sesinden başka hiçbir sesi dinlemeyen bir iktidar var karşımızda. Geçen sene yapmış olduğumuz ısrarlı uyarılarla ilgili tedbirler alınmış olsaydı belki bugün çok daha farklı bir tabloyla karşı karşıya gelirdik. Şimdi geçen sene 71 insanımız Kastamonu'da hayatını kaybetti. 82 insanımız bu bölgede sel felaketi nedeniyle hayatını kaybetti. Herkes geldi. Bütün yetkililer geldi. Bakanlar geldi. İşte genel müdürler buraya geldi. Herkes buradaydı. Bir sürü söz verildi. Ama o gün bugündür verilen sözlerin birçoğu yerine getirilmedi. Hala vatandaşların konutları yapılmadı. Hala yapılması gereken köprüler yapılmadı. Hala yapılması gereken altyapı yatırımları yapılmadı. 320 gün geçmiş olmasına rağmen. Geçen sene bu bölgedeki felaket dolayısıyla yaklaşık eski parayla 1 katrilyon civarında bir bağış toplandı. Ama bu bağışlar nereye harcandı, nasıl harcandı bununla ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Tabii mesele sadece bağışlar değil. Bir devlet altyapı yatırımlarını bağışlarla değil vergilerle yapmak zorunda. Bütçeden bu afet bölgelerine ne kadar para ayrıldı, ne kadar yatırım yapıldı onu da bilmiyoruz. Ama bizim gördüğümüz manzara şu: gerekli yatırımlar yapılmış olsaydı, gerekli önlemler alınmış olsaydı, muhalefetin yazmış olduğu rapor, söylemiş olduğu çözüm önerileri dikkate alınmış olsaydı, bilim insanlarının yapmış olduğu açıklamalar dikkate alınsaydı belki bu sene çok daha az hasarla bu felaketten kurtulabilirdik. Ama gördüğümüze göre çok daha ağır bir durum var. Evet. Bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Sadece can kaybımız yok. Bir vatandaşımıza ulaşılmıyor. Onun dışındaki manzara hemen hemen aynı. Evet. Şimdi siz bölgede vatandaşlarla da konuşuyorsunuz tabii ki. Onlar ne diyorlar peki? Evet. En çok neyden şikayet ediyorlar? Vatandaş duruma şaşkın aslında. Yani bu kadar ağır bir felaketin üzerinden 320 gün geçmiş olmasına rağmen gerekli yatırımların yapılmamış olmasına da tepkili. Geçen sene yıkılan evler var. Yaşadığı evleri terk etmek zorunda kalan vatandaşlar var. Onların henüz konutları yapılmış durumda değil. Geçen sene iş yerleri sel basan insanlar kendi olanaklarıyla, imkanlarıyla iş yerlerini onarmışlar. Aynı iş yeri bu sene yine sel basmış. Aynı maddi zarar bu sene yine karşılarında duruyor. Vatandaş tepkili, tepkili ve aynı zamanda tedirgin de, korkuyor da. Her yağışta bu manzarayı yaşamaktan korkuyor ve ürküyor, tedirgin bir durumda. Vatandaşın bence güveni de kalmış değil yapılacak işlerle ilgili. Bir an önce bu güvenin yeniden tesis edilmesi lazım.
Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdınız. Kolaylıklar diliyoruz size. Teşekkür ederim, sağ olasın. İyi yayınlar. Şimdi konuğumuz TMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Yöneticisi Ömer Dursun Üstün. Ömer Bey merhaba. Merhaba. Şimdi dedik ya Kastamonu'ya aslında ne yazık ki geçen seneden de alışkınız. Yani bu sene aslında Batı Karadeniz'in genelinde bir yoğun yağış ve işte taşkınlar gördük. Ama Kastamonu yine buradan sıyrıldı ne yazık ki. Çünkü ne oldu? Onu soralım size. Yani geçen seneden bu yana ne değişmemiş Kastamonu'da biz yine aynı görüntüleri görür olduk. Öncelikle geçen yıl yaşanan taşkın faciası, baskınlar, su baskınlarıyla bir anda tüm kent büyük can ve mal kayıplarıyla karşılaştı ve yerine artık yenisini koymanın gerekliliği, yeni bir planlama, yeni bir kentleşme çalışmasının yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştı. Biz yaklaşık afetten 2 ay sonra alana gittik. Alanda tabii hala bir afet ortamı vardı, afet sonrası ortamı vardı. İyileştirmeler, nispeten iyileştirmeler yapılıyordu. Kanal sadece 2 metre genişletilecekti. Ve işte bodrumlar, özellikle can kayıplarının tamamına yakınının yaşandığı bodrum katlardı. Bodrum katlarda da çözüm olarak pencere ve kapı girişlerinin olmadığı, sadece oralara tuğlaların, düz duvarların yapıldığı bir yöntem belirlemişlerdi. Onun dışında da bir çalışma yoktu. Hatta bundan emin olmak için keşiften sonra da buradan ilgili kurumlarla biz yazışmalar da yaptık. Valiliğe, TOKİ'ye, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na, belediyeye, il ilçe belediyelerine, il özel idaresine. Gelen cevaplara göre baktığımızda hemen tüm kurumlar bizim sorduğumuz şuydu: burada afet sonrasına yönelik çalışmalar, planlama çalışmaları, kentsel dönüşüm kararları var mıdır diyeydi. Hemen hepsinden aldığımız yanıt hayır, yoktur şeklindeydi. Sadece TOKİ'nin afet konutları yapılacak diye bir cevabı vardı. Bir de yine o günlerde Ekim ayı içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla bir acele kamulaştırma kararı gelmişti bu afet sonrası yeni yapılaşma ihtiyacı için. Bu da yine taşkından zarar gören yapıların olduğu yerlere yönelik bir kamulaştırma kararıydı. Yine aynı yerde yapılaşma yapılacak. Yani TOKİ afet konutlarını da yine buralara yapıyor. Tabii yapacağı konutlar nispeten bir öncekinden daha sağlıklı, daha sağlam olacaktır illa. Ancak yani herhangi bir taşkında en iyi ihtimaliyle bile bu insanlar evlerinden çıkamayacak. Araçları, dışarıda kalan vatandaşlar yine aynı zararı yaşayacaklar. Bir çalışma, bir işte bu taşkına yönelik çalışma yok. Bozkurt'un kendisi bizzat bir dere yatağının üzerine kurulmuş bir yer. Yani orada sadece dümdüz giden bir kanal var ve arada sırada taşkınlar oluyor gibi bir durum yok ortada. O dere, Ezineçayı aslında Bozkurt'u boydan boya, sağlı sollu, yuvarlak yuvarlak yaparak aslında tamamen bir dere yatağı pozisyonunda orası. Taşkın da bundan kaynaklı bir taşkın. Yani Yani uzun yıllar. baştan hata var. Öyle değil mi? Evet. DSE'nin sadece bir mühendislik çözümü olarak sunduğu, işte bu derenin yatağını değiştirip bir kanal olarak lineer bir şekilde bu suyu bu kaba sığdırırım amacıyla yaptığı, hem doğal süreçlerinden suyun, yani su ve toprak ilişkisini koparması, hem de bir hesaba göre şu kadar litre gelecektir, bununla tahliye edip denize dökerim şeklinde bir çözümdür aslında, ki bu bütün illerimizde yapılan bir şey bu DSE tarafından. Böyle yapınca çünkü arsa üretilmiş oluyor. Bu dere yatakları da doldurularak yapılaşma başlıyor. Peki Ömer Bey, ben size biraz aslında meseleyi de anlayabilmek için mesleğinizle ilgili bir iki teknik soru sormak istiyorum aslında. Yani şimdi bir senede bir kentin, böylesine hasar almış bir kentin ve işte dere yatağının üstüne yapılmış bir kentin bir senede onarılması ya da daha yaşanabilir hale gelmesi ya da ikinci bir yağışta, yoğun yağışta aynı görüntülerin yaşanmaması bir senede olacak iş mi? Bir senede toparlanabilir mi, yapılabilir mi?
Ya şöyle, aslında afet konutları denilen şey çok daha pratik. Yani bu sebepten afet konutları deniyor. Vatandaşa mali bir yük yüklemeyen, tamamen kamunun yaptığı bir çalışma. Diğer taraftan elbette ki bütün analizlerin, ihtiyaç duyulan tüm analizlerin yapılması, gerekli planlama çalışmalarının tüm uzmanlık dallarından bilginin alınması ve bir karara götürülmesi, yer seçimlerinin ve nasıl yapılaşacağının kararına götürülmesi bir meseledir. Ancak Bozkurt gibi özellikle Karadeniz başta olmak üzere yerleşilebilirlik alanı kısıtlı olan yerlerde bir zorunluluk haliyle buralara yerleşilebilir. Böyle bir yer seçimi kararı alınabilir. Ancak bunun işte çeşitli kıstasları, zeminle alakalı çalışmaları ve üzerine yapılacak yapının kapasitesiyle, oranı, yoğunluk oranıyla temel duvar tipleri gibi hususlarda çalışmalarla buraya bu şekilde yapılabilirdi. En azından bir kısmı yapılmış olurdu. En azından etaplanarak taşkında ilk etapta zarar görecek yerlerden başlayarak devam edilebilirdi. Ancak böyle bir çalışmanın ve böyle bir yaklaşımın maalesef kamuda olmadığını burada da görüyoruz. Evet. Peki, önümüzdeki sene de benzer durumları yaşamak sürpriz olur mu? Şöyle, yani TOKİ bir taraftan Bozkurt aslında biraz ön plana çıkmış vaziyette. Çünkü tüm kurumların halk gözünde aslında yargılandığı da bir yer oluyor orası. Çoğunun ihmalden kaynaklı olduğunu artık hepimiz anlıyoruz. Dolayısıyla biraz daha ön plana çıkarılmış, biraz daha ayrıcalıklı davranılan bir ilçemiz olabilir. Ama bu başka bir yerde benzerinin olmayacağı anlamına da gelmeyecek asla. Elbette işte tomrukların depolandığı yerler vardı. Onlar yuvarlandı, kanalı tıkadılar. Tamam, onların depolanma yerleri değişebilir. İşte köprülerin tipi değişikti. Hem zemin köprülerdi, işte kemerli olması lazım, hacminin şu olması lazım. Tamam, onların yenisi yapılabilir. Ama işte biliyoruz ki doğaya bir şekilde, bu şekilde tahakküm kurmanın bir yerde tıkandığını da biliyoruz. Yani orada tomruklar değil, araçlar kapatmış olacak. Yarın köprüden dolayı değil, bir başka şeyden su kenarı taşmış olacak. Ve veya hani bu kadar korkunç olmasa bile bir vatandaşın bile canını kaybediyor olması, zarar görüyor olmasının önüne geçilmesi lazım. Şimdi yıkılmış yerlerde hemen kanalın yanındaki parsellerden başlayarak orada bir yeniden inşa söz konusuydu geçtiğimiz yıl. Bunlar yapılacak. Ve özellikle TOKİ ile birlikte şu da cereyan ediyor. Bir taraftan yakınlarını kaybetmiş insanlar tekrar burada yaşayabilmek için yine aynı taşkın alanının içerisinde bu sefer 10 yıllık, 20 yıllık kredi yükü altında bunları yeniden yaptıracak. Afet konutları aslında bir kısmı için geçerli olmuş olacak. Ve veya buralardan boşalmış arsalar artık farklı bir değerlendirmeye, farklı bir rant alanına dönüşmüş olacak. Ve bir de tüm zemin, duvar işlerinin biraz daha teknolojiyle biraz daha güçlü bir şekilde yapılıyor olması da aslında yüksek maliyetler de doğurmuş olacak. Bu sebeple planlama aslında bu maliyetleri düşürmek, araziyi daha sağlıklı kullanabilmek, can kayıplarını önleyebilmek için her zaman planlama diyoruz, planlama diyoruz. Ancak hangi alanında olursa olsun uzun zamandır ülkemizde planlamaya yönelik de bir yaklaşım yok. Tamamen tam tersine politikalar uygulanıyor. Evet, tam o noktada ben size son bir soru sorayım o zaman. Gerek afet sırasında gerek afetten sonra işte yeniden bir yapılanma söz konusu olduğunda sizinle işbirliği yapılıyor mu? Yani şehir plancıları odasıyla yani gelin oturalım beraber siz de raporlarınızı sunun beraber bir çalışma yapalım deniyor mu? Bazı çalışmalarda görüşümüz isteniyor, toplantılara katılmamız isteniyor. Yani bu Bozkurt'ta hiç olmadı. Diğer taraftan planlamaya dair bir nasıl denir? Bir şehir plancısının işte mevzuata ve bilimsel olarak neyin doğru neyin yanlış olduğuna biraz daha hakimiyet olduğu için aslında biz toplantılarda yanlışları belirten bir meslek grubu da olduğumuz için pek de istenmiyoruz ve veya aldığımız görüşe sadece verdiğimiz görüşe teşekkür ediliyor. Bozkurt'ta
Belediyede de zaten çalışan şehir plancısı yok. O yüzden hep nasıl denir? Farklı meslek gruplarıyla bir de oradaki meclis üyelerinin bilgisi dahilinde plan değişiklikleri yapılıyor. Bunlara ruhsatlar da bu şekilde veriliyor. Ve Bozkurt ilçesinde bunlar yaşanıyor. Önümüzdeki yılda bunlar yaşanabilecek. Yani bizim önerilerimiz elbette oluyor. Burada işte Bozkurt örneğinde değil, genel olarak ülkemizin genelinde, tüm dünyada olduğu gibi her yerin kendine özgü koşulları var, kendine özgü riskleri var, afet durumları var. Bunun için gerçekten bunları baz alarak, bunları ön plana çıkaran sakının planları var. Yine imar planları düzeyinde mekansal kararlar da içeren sakının planlaması var. Bunlar işte tahliye noktaları belirlemek vesaire gibi çok havada kalan, tüm toplumu sürekli tatbikat halinde yaşatan şeyler değil, mekansal kararlar var. Dünyada çok güzel örnekler de var bu bunların planlamayla çözüldüğüne dair. Bırakın can ve mal kaybını, gündelik hayatta aksama dahi olmuyor. Deprem oluyor 9 şiddetinde, gündelik hayatlarında aksama olmuyor. Volkan patlıyor kentlerinin dibinde, gündelik hayatlarında bir aksama olmuyor. Bunun çözümü planlamadır, sakının planlamalarıdır, dirençli kentlerdir. Bununla ilgili zaten akademisyenlerin tonlarca makalesi, çalışması var. Dünyada birçok örnek var. Bizden ne zaman görüş istenirse bizler, kendimiz yeterliysek, kendimiz değilsek hocalarımızla beraber görüşler oluşturuyoruz. Ama maalesef hızlıca konut yapıp sunmaktan ibaret bir pratiğimiz var ülkemizin kentlerinde. Evet, haklısınız. Peki, çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız. Değerlendirmeleriniz için de teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Güzel, teşekkürler. Evet, geniş açının bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.